Evet gençler, herkese tekrardan merhabalar. Şimdi de size Türkçeden daha önce hiç anlatmadığımız derken tabii ki değindik ama detaylı olarak incelemediğimiz bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. Konuya açıklık getirmek istiyorum. Nedir bu konu? Türkçede yapım ve çekim ekleri diye bazı ekler var. Şimdi ek nedir? Kök nedir? Ne demek istiyor öğretmen? Hemen hızlıca başlayalım konumuza. Çok da vaktinizi almadan. Şimdi kök nedir? Arkadaşlar, Türkçe eklemeli bir dildir. Kelimeler kök ve eklerden meydana gelir. Kelimenin bir kökü vardır. Bir de o köke gelen ekler vardır. Biz bazı kelimelerin köklerini kullanırız ve o kelimenin köküne bazı ekler getirerek yeni yeni kelimeler üretiriz. Hemen örnek verelim şimdi. Bir tane örnek vereyim size. Örneğin ne diyelim? Kalem. Aklıma kalem geldi. Kalem. Kalemin kökü kalemdir. Kalem tek başına bir köktür zaten. Ama ben bu kalem köküne bir ek getirerek yeni bir kelime üretebilirim. Ne diyebilirim? Kaleme lik getiririm. Kalemlik olur. Bakın, kalem neydi? Tuttuğumuz, yazı yazdığımız araçtı. Kalemlik ne oldu? Kalemlerin içerisine konulduğu bir araç oldu. Yeni bir kelime ürettim. İşte bir ek getirdim sonuna. Bir ek getirdim. Lik eki getirdim ve yeni bir kelime ürettim. Bu benim ürettiğim yeni kelime farklı bir anlam kazandı. Kalemden farklı bir anlam kazandı. Ama bazen de öyle ekler getiririm ki yeni bir anlam ortaya çıkmaz. Örneğin kalem yazarım. Kalem yazarım. Kalemden sonra imeki getiririm. Yani kalem kalemim olur. Bakın, kalem neydi? Yazı yazdığımız araç. Kalemim neydi? Benim kalemim yine yazı yazdığımız araç. Anlam değişmedi. Bu ikisi arasında bir fark var. Eğer anlam değişirse yapım eki, eğer anlam değişmezse çekim eki. Şimdi aşağıda iyice detaylandıracağız. Kafanız karışmasın. Sakın bu konudan korkmayın, çekinmeyin. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu arada bu konu 4. sınıf Türkçe müfredatında yok. İşlememiz aslında zorunlu değil ama ben yine de kulağınıza küpe olsun, bir kenarda bulunsun, aklınızın bir köşesine yazın diye anlatıyorum, tamam mı? Kökün ne olduğunu açıkladık. Bir sözcüğün ekleri atadıktan sonra geriye kalan anlamın en küçük parçaya kök denir. Az önce söyledim. Tamam. Örnek. Çağdaş. Şimdi çağ kelimesi var. Bu bir kök. Daş diye bir ek gelmiş. Çağdaş diye bir kelime üremiş. Bakın, çağdan. Deniz. Denizin ne olduğunu biliyorsunuz. C eki gelmiş. Bu deniz bu arada şu kök. Tamam mı? Deniz burada kök. Denize C eki gelmiş. Ek. Denizci diye yeni bir anlam kazanan sözcük oluşturmuş. Bakın. Şu köke bir C eki getirmiş ve yeni bir kelime üretmiş. Yani üretmişiz. Biz Türk toplumu olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle kelimeleri biz üretmişiz. Şimdi söz. Sözün ne olduğunu biliyorsunuz. Lük eki gelmiş. Sözlük diye yeni bir kelime oluşmuş. Bakın, kökler ilk başta olan en küçük parça. Şimdi ben burada denizciğinin köküne den diyemem. Den mantıksızdır. Ya da de diyemem. En mantıklı en küçük parçadır kök. Tamam. Ama her kelimede de en mantıklı en küçük parça kök değil. Örneğin hemen aklıma gelmişken şuraya yazıyorum. Balık. Öğretmenim, bakıyorum burada bal var. Kelimenin kökü bal mı? Hayır. Balık kelimesinin kökü bal olamaz. Çünkü balın balıkla hiçbir ilgisi yok. Bal tamamen farklı bir kelime. Yani balık kelimesinin kökü balıktır. Bal değildir. Çünkü balın balıkla hiçbir ilgisi yok. Tamam mı? En küçük, en anlamlı kelime olacak. Bir de anlamlı olacak. Mesela burada denizle denizcinin birbiriyle bağlantısı var. Sözle sözlüğün birbirine bağlantısı var. Silmekle silginin birbiriyle bağlantısı var. Şeker köküyle şekercinin birbiriyle bağlantısı var. Yükle yüklünün bağlantısı var. Ütüyle ütülenin bağlantısı var. Doymakla doyurun bağlantısı var. Koşmakla koşunun var. Sevmekle sevinin var. Hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Ama burada ben buraya bir örnek yazdım. Bal. Balık, pardon. Balığın kökü bal değil. Çünkü balın balıkla hiçbir ilgisi yok. Bu konuyu bir kafamıza şuraya bir yazalım. Unutmayalım, tamam. Şimdi bir not vermiş. Sanırım A. Ben de zaten az önce size videoyu açmadan önce okuduğum için oradan aklımda kalmış. Bir sözcüğün anlamında en küçük parçası her zaman kök olmaz. Örneğin balık sözcüğündeki ık'ı çıkardığımızda geriye kalan bal sözcüğün kökü olamaz. Çünkü bal ile balık arasında hiçbir anlam ilişkisi yoktur.
Sizin için hazırladığım bu özet de zaten yazılı burada, tamam mı? Anlamlı olmak zorunda. Peki ek nedir? Hadi kökü anladık. En küçük anlamlı kelime kökü kelimenin. Ek nedir? Sözcüklerin köküne gelerek yeni bir sözcük oluşturan ya da onları çeşitli yönlerden çoğulluk, durum, kişi belirten parçalara ek denir. Bu çoğulluk, durum, kişi ve benzeri buna geleceğiz birazdan. Ama ekin ne demek olduğunu anladınız değil mi? Köke gelen her şey ektir. Kök nedir? Sudur. Suya su bir köktür. Bakın şuraya yazayım. Su. Su bir köktür. Bir kelimedir değil mi? Ben buna luk getirirsem, şöyle bir harflerle yazayım hatta. Luk getirirsem yeni bir kelime üretmiş olur muyum? Suluk diye. Evet. Bakın. Luk benim ekimdir. Su köküne getiririm. Yeni bir anlamlı bir kelime üretirim. Tamam. Ha, bir eke bir daha ek getirebilir miyim? Evet. Evet. Suluk. Çu. Sulukçu. Suluk satan kişi. Bakın. Bir tane daha kelime türettim. Tamam. Yani bu bizim kullandığımız kelimeye bağlı. Hangisini kullanacaksak onu seçeriz biz buradan. Şimdi. Eki de anladık. Örnek 2. Kitaplar. Bakın. Kitaba ek gelmiş, kitaplar olmuş. Çağa ek gelmiş, çağdaş olmuş. Okuya ek gelmiş, okumak olmuş şimdi. Ama bakın burada şunu da mesela okumakta kök ok olabilir mi? Öğretmenim ok anlamlı bizim attığımız ok ama okumakla bir ilgisi yok. İlgisi olacak, ilgisi olmak zorunda. Evde, evde, bilgi, bilmekten bilgi anlamlı. Kelimelerini koyu yazanlar ektir bakın. Şunlar siyah. Siyah olanlar ektir. Ekler iki grupta incelenir. Yapım eki ve çekim eki. Yapım eki ile çekim arasında çok net bir fark var. Bunu kafanızın bir köşesine yazın. Yapım eki kelimeden yeni kelimeler üretir. Çekim eki, pardon. Yapım eki kelimeden yeni kelimeler üretir. Kelimeler üretir. Kelimenin farklı bir anlamı olur. Örneğin kalem bir köktür. Lik getiririm. Bakın kalem farklı bir şeydir. Kalemlik farklı bir şeydir. Doğru mu? Ama çekim ekinde. Az önce de yukarıda da söyledim. Çekim ekinde. Şuraya yazayım. Yine kalem yazayım. Şurayı silelim. Yine kalem yazayım ben. Buraya im getirirsem farklı bir kelime olmaz o. Kalem yine kalemdir. Sadece benimdir. Tamam. Buna çekim eki denir. Bu yapım ekidir. Yeni bir kelime türetirse yapım eki olur. Yeni bir kelime türetmezse, kalemin kime ait olduğunu gösterirse buna çekim eki denir. Bir, yapım eki eklendiği sözcüğün anlamını değiştirerek yeni anlamda sözcük oluşturan eklere yapım eki denir. Bakın, örnekler hemen bakalım. Çay bir köktür. Cı getirirsin. Çay farklı şeydir. Çaycı farklı şeydir. Bu yüzden yapım ekidir. Buradaki cı yapım ekidir. Farklı bir kelime türetmiş çünkü. Tamam. Saymak. Yani saymak dinlemek anlamında. Sen büyüklerini sayan bir insansın der ki o say dinlemek anlamında. Gı gelmiş. Say farklı bir kelime. Saygı farklı bir kelime. Say köküne gı yapım eki gelmiş. Farklı bir kelime öğretmiş. Tamam. Anlaşıldı mı? Öğretmenim burada yapım eki yazmışsınız çaycı ama ben bu çayın yanına ne eki getirsem çekim eki olur. Ben bu çayın yanına cıyı siler de buraya. Ün getirirsem çayın, senin çayın anlamında bu çekim eki olur. Çünkü çay yine aynı çay değişmiyor. Bu çekim eki olur. Tamam. Umarım anlaşılıyordur. Umarım. En çok kullanılan yapım ekleri şunlardır. Bunları tek tek okumayacağım. Çünkü çok uzun süre okuması hemen aşağıya zıplayayım. Çekim ekleri. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen, farklı bir sözcük üretmeyen, sözcüğün tümce içerisinde, tümce neydi? Neyin eş anlamlısıydı? Cümle. Sözcüğün tümce içinde anlaşılır olmasını sağlayan eklere çekim ekleri denir. Örneğin, başlığı da çekim ekleri şunlardır. Adım, durum, ek. Bakın. Tatil bir köktür. Doğru mu? Tatil bir köktür. İyi getirirsin tatili. Tatil yine aynı tatildir. Ama kelimeme iyi eki gelmiştir. Bu yıldaki iyi çekim eki. Tatili, tatile, tatilde, tatilden. Bu ismin i hali, ismin e hali, ismin d hali, ismin den hali. Bunları size Türkçe dersinde anlatmıştım diye düşünüyorum ama eğer unuttuysanız aşağıya yorum yazın. Bu ismin hallerini tekrardan video olarak işleyelim. Tamam. Çoğul eklerini biliyorsunuz. Lerler. Kalem. Yine örnek göstereyim mi? Kalem var ya kalemi çok seviyorum. Her şey uyuyor kalem. Kalem. Bir kök. Kal bu arada. Örneğin kal bir anlamlı bir şey ama hayır kal kalemle ilgisi olmadığı için kalemin kökü olamaz. Kalemin kökü kalemdir. Tek başına köktür. Kalemler. Ler ekini getirdim. Kalem kalemler. Aynı şey. Yazılan araç.
O yüzden ler burada çoğul eki olduğu için çekim eki oluyor. Başlık çekim eki. İyelik ekleri. Benim kalemim, senin kalemin, onun kalemi, bizim kalemimiz, sizin kaleminiz, onların kalemleri. Buradaki iyelik ekleri de anlamı değiştirmediği için, farklı bir kelime üretmediği için yine çekim eki. Eylem çekim ekleri. Eylem neydi? İş, oluş, bir şeyler yapmaktı. Şimdi bakın. Ecek, iyor, imiş. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Buraya ben bir gel koyayım. Gelecek. Gelmek gelecek olmuş. Gel, geliyor olmuş. Gel, gelir olmuş. Buradaki eylem, hareket bildiren yani gelecek. Bir iş yapacak. Geliyor, bir iş yapıyor. O da gelir, bir iş yapıyor. Bakın burada. Bilecek, bilmek. Buradaki bilecek kelimesine kök nedir desem hepiniz bilmek demeniz lazım. Bilmek burada köktür. Ama ecek koyarsanız bilmekle bilecek arasında yeni bir kelime oluşturma gibi bir durum yok. O yüzden oradaki ecek çekim ekidir. Tamam. Soru eki. Çalışır mısın? Bu da bir ek. Çalışmak. Bunun kökü nedir? Çalışmak. Pardon. Çaldır. Yani yoldur. Çal değil. Çalışmak. Nereye koyduk? Yanlış. Çalışmak. Çalışmak. Ir koymuş. Mısın koymuş. Anlam değişmiş mi? Hayır. O yüzden çekim eki. İlgi eki. İlgi. Ki ekleri ismi yerini tutan eklerdir ve sözcüğe bitişik hızları. Benimki ilgi. Beni ilgilendiren. Seninki seni ilgilendiren. O yüzden adı ilgi eki. Benim ki. Bizim ki. Onun ki. Buradaki ki'lerde hep her zaman çekim eki olur. Olumsuzluk eki. Gel. Me. Yap. Ma. Olumsuzluk bildiren ekler. Bunlar da çekim eki. Tamlama ekleri. Tamlayanın ününün tamlama. Bu tamlama eklerini buradan silelim. Tamlamalara girmeye gerek yok şu anda. O yüzden sildim. Şahıs kişilikleri. Geldim ben. Geldin sen. Geldi o. Geldik biz. Geldiniz siz. Geldiler onlar. Kafanız karıştı. Biliyorum. Kafa karıştırır çünkü. Ama örnekler çözeceğiz aşağıda. Çok kafanıza güzel oturacak. Her şey örnekler üzerinde sizin kafanıza yerleşecek. Şimdi açıklamalar. Bir sözcüğün yapım eki alıp almadığını anlamak için. Burada bazı telefonuma da bakayım bu arada. Her şey tamam. Bir sözcüğün yapım eki alıp almadığını anlamak için kök ile aldığı ek arasında bağlantı kurmalıyız. Yani sözcük yapım eki almışsa kök ile bağlantısı vardır. Örneğin perde sözcüğünü ele alalım. Bu sözcük eki de ses parçasını silelim. Geriye per sözcüğü kalır. Bakın. Sileyim. Per. Per diye Türkçe bir sözcük var mı? Hiç duydunuz mu? Per. O zaman bunu silemem. Per diye bir kök yok. Perde zaten başlı başına kök. Dolayısıyla de ses parçası yapım eki değildir. Perde sözcüğü de kök sözcüğüdür. Yani basit yapılır. Basit bir sözcük bildiğiniz gibi. Ek almamış sözcüklere basit sözcük denir. Yapım çekim eki almamış tamamen kendi başına olan sözcükler basit sözcüklerdir. Hatta onu kalınlaştıralım. Basit sözcüklerdir. Örnek 2. Perdelik. Bakın perde köküne lik getirdim. Perdelik, perdeden farklı bir şey. Bu sözcükle ilgili lik ses parçasını silelim. Silelim. Perde sözcüğü kalır. Perde diye Türkçe bir sözcük var mı? Var. Ayrıca perde ile perdelik sözcükler arasında anlam yerine bir bağlantı var. Çünkü perde kullandığımız şu an arkanda da var. Perde. Bu perdelikte onu tutan şey. İkisinin birbirine bağlantısı var. Yani buradaki lik eki yapım ekidir. Yeni bir kelime yapmıştır. Yapmaktan aklınıza gelsin. Hemen perde pencereyi örtmek için asılan kumaş. Perdelik pencereyi örtmek. Perde yapmada kullanılan kumaş. Perdelik kumaş anlamındadır. Tamam. Hemen geçelim. Türk. Türkçe. Türk. Bakın burada Türkçe. Kökeni yani kökü nedir? Türk. Değil mi? Ç koymuşum. Farklı bir anlamlı bir kelime üretmişim. O yüzden yeni bir kelime yapmışım. Yapım eki. Tamam. Anlam değişmiş. Yani ek yapım ekidir. Bir sözcük hem yapım eki hem de çekim eki alabilir. Yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir. Bakın. Göz bir köktür. Bir basit kelimedir. Ek almamış. Buna lük getiririm. Gözden gözlük yaparım. Yeni bir kelimem olur. Yapım ekidir. Gözlükçü. Göz farklı bir şey. Gözlük farklı bir şey. Gözlükçü farklı bir şey. Lükle çü. Lükle çü yapım eki. Ben de burada ekranı göstereyim. Siz ekranı görmüyorsunuz ki. Ben görüyorum sadece. Fareden göstereyim. Lük ve çü yapım ekidir. Çünkü yeni kelime üretmişlerdir. Ama buradaki ler çekim ekidir. Çünkü gözlükçü ve gözlükçüler aynı işi yapan kişilerdir aslında. O yüzden anlam değişmediği için çekim ekidir. İş köktür. İşçi yeni bir kelimedir. İşi yapan kişi. İşçiler çekim ekidir. Çünkü işi yapan kişi, işi yapan kişiler aynı şey. İşçilerin yine aynı şey değişmiyor. Çekim eki. Tamam. Şimdi etkinlik çalışması. Kelime.
Hemen burada sözcükler üzerine göstereyim. Bu arada kaç dakika olmuş kaydıma bakayım. O iyi 15 dakika. Kömürlük. Şimdi size desem ki eğer sınıfta olsaydık arkadaşlar kömürlüğün kökü nedir? Köm mü? Kö mü? Kömü mü? Bence kömürlüğün kökü kömürdür ya. Buraya köke kömür yazabilirim yani. Aha. Mesaj geldi. Acaba neyle alakalı? Feyza'cığım mesaj yapmış. Saat 1:13 gece. Senin gözlerini öpüyorum Feyza. Öğretmenin Tuna'nın eline aldığı sopa çöpe girmişti. Elini iyi yıkadınız inşallah. Tuna'nın bir durumunu koymuştum masaba da. Ona mesaj yazmış. Selam söylüyorum Feyza'cığım sana buradan videodasın bak. Hatta şurada şöyle göstereyim. Bilmiyorum görünür mü görünmez mi? Güzel oldu iyi oldu. Neyse. Bu arada Feyza demişken. Gençler. Benim gönderdiğim videolara, gönderdiğim etkinliklere, ödevlere, yani ödevlere bakan, yapan kişi sayısı tahminime göre çok az. Nedenini bilmiyorum. Yani gün içerisinde bana en fazla 6 ya da 7 tane arkadaşım geri dönüyor. 25 kişilik sınıfsınız. Neden diğerleri bana dönüş yapmıyorlar? Öğretmenim bu ödevi vermişsiniz ama şurasını anlamadık. Öğretmenim şurada yanlış söylemişsiniz. Öğretmenim şunu yapmamışsınız. Öğretmenim şunu yapalım mı? Hiç kimse bana dönmüyor. 6-7 kişi dışında. Onları dışarıda tutuyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Lütfen videolara, ödevlere, etkinliklere katılmaya çalışın. Kendinizi salmayın, boş vermeyin. Çok rica ediyorum. Kendini boş verenler, salanlar biliyorlar. Lütfen arkadaşlar, çok rica ediyorum. Ya en azından videoyu açın, izleyin. Bana mesaj atın, deyin ki öğretmen videoyu izledik ama bir şey yapmak istemiyoruz. Biraz dinlenmek istiyoruz. Çok sıkıldık evde. Sıkıntı değil ama hiçbir şekilde dönüş yapmıyorsunuz. Tatil demeyelim. Bu telafi eğitimi zaten uzaktan eğitim de. Uzaktan eğitim döneminde bana hiç yazmayan öğrenciler var. Bu durum beni üzüyor arkadaşlar. Lütfen çok rica ediyorum. Videoyu izleyen her arkadaş en azından altına bir yorum yapsın. Desin ki öğretmenim çok sıkıcıydı bunlar. Söylesin ya. Olumsuz yorumlara da açığım. Tamam mı? Çok rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen. Devam edelim konumuza. Beyza güzel bir nefes oldu. Teşekkürler. Kömürlük. Kökü kömür, lük gelmiş, kömürlük olmuş. Peki kömür ve kömürlük aynı şey mi? Hayır. O yüzden buradaki lük, yapım eki, bakın şuraya lük, yapım eki diyebilirim. Kök neydi? Kömür. Ya öğretmeniniz bilgisayar kullanmayı bilmeseydi ne olacaktı? Kaleci. Şimdi burada kalecinin kökü kal değildir. Kaledir burada kök. Kale. G gelmiş. Kale ile kaleci farklı şeyler. O yüzden köke ben kale yazayım. G farklı bir kelime yaptığı için buradaki G yapım ekidir. Yeni bir kelime yapmaktan aklınıza gelsin. Tamam. Burada kalecilere ler getirmiş. Kale kök. G yapım eki. Kaleci ile kaleciler aynı şeyler. O yüzden ler de çekim ekidir. Bakın. Kale kök. Kaleci yapım eki. Buradaki ler yeni bir kelime yapmadığı için çekim ekidir. Çekmiştir sadece. Öyle diyeyim de aklınızda kalsın. Çeyim eki. Çekim eki. Tamam. Bu sayfaları yani buna benzer etkinlikleri göndereceğim. Bu yapım çekim ekleriyle alakalı. O yüzden geçeyim. Çok da uzun olmasın. Aşağıdaki cümlelerini karşıdaki eklerden uygun olan noktalı yerle yazınız. Sanatçı, sunucu sorular sormaya başladı. Sunucu ne diyeceğim? Sunucuya. Sunucu ya. Sunucunun kökü nedir? Sunmaktır bakın. Sunmak. Sun köktür. Sunmak. Sunmaktan sunu olmuştur. Sunu da bir kelimedir. U çeki yapım ekidir. Pardon yeni bir kelime yapmıştır. Sunu. Cu eki gelmiş. Sunucu farklı bir şeydir. Yine yapım eki. Sunucu ya. Farklı bir kelime değil. Sunucu. Sunucuya aynı şey. O yüzden ya çekim ekidir. Geçelim şöyle. Aşağıdakilerden hangisi lik ekiyle elde edilmemiştir? Kardeş, lik. Ön, lük. Bir, lik, keklik. Burada lik olmayan tek önlük var. Cevap çıktı. Kar yolamız kelimesinin anlamlı en küçük parçası yani kökü nedir? Kar mı? Sakın ola kar demeyin. Bak A'ya giden arkadaşım olmasın. Çok rica ediyorum. Karın karyola ile ne alakası var? Karyoladır bunun kökü. Tamam mı? Arkadaşlar, kelimenin bütünüyle alakalı olacak. Kar demeyin sakın. Karyoladır bunun kökü. Tamam.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiştir? Bilmek, bilmekten bilgi, bilgiden bilgili. Bilmek farklı bir şey, bilgi farklı bir şey, bilgili farklı bir şey. İşten işçi, işçiden işçiler. İş farklı bir şey, işçi farklı bir şey, işçiler aynı şey. O yüzden ci yapım eki, ler çekim eki. İşten işsiz. İş farklı bir şey, işsiz farklı bir şey. O yüzden siz yapım eki, yine parmakla gösteriyorum. Siz yapım eki, işsizlik. İşsizlik de farklı bir şey. O yüzden lik de burada yapım ekidir. Tamam. Örneğin neden farklı bir şey? İş yapılan şeydir. İşsiz işi olmayan kişidir. İşsizlik de işi olmayan kişinin yaşadığı durumdur. O yüzden hepsi birbirinden farklı. Hepsi yapım. Siz de yapım eki, lik de yapım eki burada. Ev, bildiğin ev. Ev benim evim. Yine aynı bildiğim ev. O yüzden buradaki evdeki im çekim ekidir. Anlam değişmez. Cevabımız D'dir. Yapım ve çekim ekleriyle alakalı sizi zaten ben etkinlik göndereceğim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Lütfen herkes gönderdiğim etkinliklere, videolara en azından bir kere baksın ve bana geri dönüş yapsın. O kişiler kendilerini biliyorlar. Ben sadece gün içerisinde 6-7 kişiyle iletişim halindeyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.